kullandığım parfümü içilebilir bir hale getirip içeceğim. Bu video Türkiye'de bir ilk olacak. Dünyada. Şöyle bir şey var. Oh. Evet, dank. 1000 dolar tutuyorsun şu an elinde. Bu. Evet. Yanına damlatalım. Evet. Şu an var ya, nabzım arttı, yemin ederim beni strese soktun. Evet abi, şimdi kör tadım yapacağız. Her gün sıktığın parfümü mü unuttun yoksa? Bir cheese yapalım mı? İlk önce kokla, sonra da içelim. Mis gibi kokuyor ya. Herkese merhaba, ben de Hoş Çavakçor. Şu an çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır planladığımız video için burada laboratuvardayız. Laboratuvar diyorum, aslında bildiğiniz laboratuvar değil burası. İçki, içecek, vücuda giren sıvı, ne diyorsun sen tam olarak? Mix diyoruz hani. Laboratuvar. Dream Factor diyorsun, içecek faktör. Evet, burası tam olarak öyle bir yer ve bugün yapacağımız şey aslında kullandığım parfümü içilebilir bir hale getirip içeceğim. Yani aslında parfüm içeceğim ama bunu yapabilecek miyiz çok emin değilim. Yapabileceğiz herhalde. Tabii ki de yapabileceğiz çünkü arkamız kuvvetli. Güçlü makinalarımız var yani. O yüzden dedi ki bana, parfüm içebilir miyiz? Dedim içeriz, neden içmeyelim? Hadi birlikte yapalım dedik. Ve buradayız. Buradayız şu anda. Bu arada çok heyecanlı olduğum için Onur'dan bahsetmeyi unuttum. Onur benim eski bir arkadaşım. Her ne kadar ben onun konusuna çok hakim olmasam da onun sayesinde çok fazla şey öğrendim. Yaptığı iş mixolistlik, değil mi? Mixologist. Şu ara çok popüler ama. Evet, popüler. Mesela DJ olmak istiyordu birçok genç. Şimdi ben duyuyorum, ben büyüyünce mixologist olacağım. Mixologist olacağım diyor. Biraz farklı geliyor. Arka background'ı biraz daha eğlenceli. Barın arkasındasın, bir şeyler atıyorsun, karıştırıyorsun. İnsanlara çok eğlenceli geliyor. O yüzden hani barman olmak tabii istiyorum diyor. Bedava içiyorsun. O da var. Çalışırken çok olmuyor çünkü. Geçmiyor. Şu an içiyorsun, evet, yani güzel oluyor. Bu arada bu video Türkiye'de bir ilk olacak. O yüzden de ekstra bir önem taşıyor. Bir Türkiye'si ya. Dünyada bir. Dünyada. Dünyada. Hakikaten baktı evet, mı? Evet. Dünyada ilk, aslında Türkiye'de de şöyle değil. Doğuş sağ olsun, böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapabiliriz. İnatlaştık. Yapabilirim abi, neden yapamayayım? Deyip de başladık, bu yola çıktık. Benim kullanacağım parfümü getirdim ben. Şimdi yaparsın, benzemez kokusu bir şey olur. Denemek için. Tamam. Parfüm hatta açılmamışını getirdim sana ki açılmamış taze olsun, bahanen olmasın, bir şey söyleyeme, bunun içine bir şey koydun de. Bence sizin bahaneniz olmasın diye oldu. Alayım abi parfümü. Hadi bakayım, benzeyecek mi? Atıyor musun sen? Sana inanıyor muyum? Tom Ford Black Orchid. Bir de özel bir şeydir. Böyle senin altı renginde şişesi var. Senin bu gündelik kullandığın parfüm mü? Bu gerçekten gündelik kullandığım parfüm. Evet abi. Şimdi biz bunu yapacağız, içeceğiz, tadına bakacağız, koklayacağız. Ama izleyenler nasıl inanacak? Diyebilirler ki yani tadını almıyoruz, kokusunu almıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Gönderelim. Onu da düşündük. O yüzden diyorum ki bu videoyu birazdan durduracağım ve yorum yapan arkadaşlardan bir kişiye yapacağımız finaldeki ürünü ulaştıracağız. Tek yapması gereken herhangi bir mağazaya gidip bu parfümü koklamak, sonra yollayacağımızı koklamak ve tadına bakmak. Ama bu tadımı da Instagram'da canlı yayında yapacağız. Kendi hesabımdan o arkadaşa bağlanacağım ve beraber bunu deneyeceğiz. Bunu da yapmamız için şimdi videoyu durduruyorum. Eğer herkes yorumlarını yazdıysa aranızdan bir kişiyle bu testi yapacağız ve artık burada laboratuvarda çalışmaya başlayalım. Şöyle bir şey var. Evet, dank. İşte almayacaktım bunu işte. Abi şimdi, patlattım galiba. Bunlar şimdi vakumlu şeyler oldukları için bastığımızda buradan patlayabiliyor. Bir şey diyeceğim. Reklam giriyor mu, girmiyor mu? Devam ederiz. Çok pahalı bir şey değildi değil mi bu? Bakalım ne kadarlık bir şeymiş. Doğuş'un hesabına yazıyoruz 3000 TL. Hakikaten mi? Abi şimdi biliyorsun ki bunlar biraz zahmetli. Evet. Evet, hızlıca geçiyorum. Geç neler abi olduğunu hızlıca. Tamam. Bu bergamot. Bildiğimiz bergamot. Şöyle gösterelim. Bu bergamot. Aynen öyle. Atmayayım, şöyle yavaşça bırakayım. Aslında benden pahalı bunlar. Bu vallahi orkide. Orkide mi? Neresi evet orkide abi bunun? Arkadaki makinede göstereceğim sana. Bu orkidenin uçan yağı aslında. Bu. Aslında bunun içinde orkidenin yaprakları falan var. Öyle sıkıyorsunuz, yok, bir şey oluyor. Bu suyla damıtılmış aslında bir esans diyelim. Tamam. Ama bizi kandırmıyorsun değil mi şeffaf diye? Yok, şeffaf diye. Birazdan açacağım. Buram buram herkese orkide kokacak. Poşetteki her şey şey oluyor. Poşet ya, zaten adidir bu. Renk atıp. Bu da amber. Amber. Ha, bunu aynen bilirim ama kokmuyor. Evet, biraz tabii pahalı. Lütfen yavaş bırakalım. Vallahi. Ne kadar bu? Genellikle iki türlü amber çıkıyor. Misk diyorlar ona. Ama bunun gösterim içerisinde biraz şey var. Hani birkaç marka kullanıyor, ağırlık olarak kullanıyor. Ama bugün kullandığımız içerisinde de varmış amber kokusu. O yüzden ben de biraz rica ettim bir arkadaşımdan. Getirdi, biraz pahalıymış. Heh, onu diyorum, bu ne kadar? Ya o ne kadar bilmiyorum ama 1000 dolar tutuyorsun şu an elinde. Bu. Evet.
gelelim ucuzlara mı diyorsun? Ylang ylang. Ylang ylang. Bildiğimiz yılan değil abi. Doğru mu? Bu da bir bitki. Zaten bitkileri görüyorsunuz evet, yine aynı şekilde. Bu da özel bir şey gibi duruyor. Hepsi evet. Özel galiba. Ben hepsini artık özel demeyi bırakmam lazım sanırım. Diyeceksin ki bu ne? Bu ne abi? Yasemin tohumu. Evet. Allah Allah. Aynen. Bunu ilk koyduğunda beyaz. Sonra da yeşile dönüyor. Tomurcuklar açıyor. Bu da olmazsa olmaz yine birçok parfümde bulunuyor. Sandal ağacı. Genellikle bunu yakarlar, evde kullanıyorlar. Ben en çok bunu merak ediyorum. Çünkü bütün parfümlerinde bu genelde oluyor benim. Ama genellikle şeyde oluyor bu. Biraz daha bunun ağır arabik kokuları. Kokularda. Arabik kokularda. Evet. Bir de oda parfümlerinde oluyor çok. Bu da vertuvarya. Vertuvarya da bir bitki özütü. Ben de bununla yeni tanıştım. Bu da pahalı. Hemen hemen hepsi pahalı ürünler diyebilirim. Topladığımızda bir otelde 1000 dolarlık bir parfüm yapacağız şu an. 1000 dolar. 1000 dolarlık bir parfümden daha pahalı bir içecek yapacağız. Evet, aynen. Parfümden daha pahalı diye çünkü arkadaki yaptığımız makinalarla biraz hani el emeği olduğundan dolayı istesen de istemezsen de biraz geçiyor. Pahalılık geçiyor yani. Güzel ya, bize de böyle video yakıştı zaten. Altı kurtarmıyor. Şimdi tamam. Bu diğerleri de bilerek gösterdim. İşte biz de acaba daha farklı ne yapabiliriz? Mesela altın otu. İşte ne? Altın otu. Altın otu? Evet, altın otu. Gerçekten altın değil herhalde. Yok, gerçekten adı altın. Al. İsmi altın otu aslında. Hmm. Genellikle Akdeniz bölgesinde çok çıkıyor. Ve işte yeşil çay, beraberinde stevia, beraberinde işte ıhlamur gibi diğer çaylar türlerinden de ya da bitki türlerinden de işte aromalar çıkartıyoruz. Evet abi, şimdi işin laboratuvar kısmına geçelim. Kesinlikle. Burada bu makinalarla ne yapıyoruz? Şimdi bundan önceki tarafa geçiyoruz. Tankımızın içerisinde su var. Suyun üzerinde bir ızgara var. Evet. Izgaranın üstünde bitkiler ve baharatlar var. O kaynamadan birlikte yani kaynayarak burada yine tekrar bir bu hazinenin içerisinde, şu filtrenin içerisinde başka bir baharat var. O baharattan tekrar kaynayarak burada toplanıyor. Buradaki uçucu yağı ve hidrosolü çıkartıyoruz aslında. Sonra aynen burayı burada birikiyor. Evet. Sen de bunu poşetleyip öyle yapıyorsun. Kesinlikle. Burayı topluyorum. Sonra diyorum ki eğer ki burada yasemin yapacaksam bu yasemini buradan alıyorum. Biraz daha güçlendirmek için biraz infüzyon yapıyorum. Bir biraz de bitkisini daha ekliyorsun herhalde. Evet. Böyle. Aynen. Böyle bir infüzyon yapıyorum. İnfüzyon yaptıktan sonra bunu tekrar beyaz bir hale getirmek için tam arkanda duran makineyi kullanıyorum. Burada mı geliyoruz? Evet. Bunu kullanıyorum. Aa. Ama bunu da birazdan yapacağız. Burayı da atlamayalım. Burada çünkü önemli şu an bir kafam öyle karıştı ki hakikaten sen burada bilim adamı gibi çalışıyorsun yani. Aslında baktığımızda biraz haftalarca alan bir şey de biz o yüzden biliyorsun. Bir sen o zaman bunları önceden hazırladın. Kesinlikle önceden hazırladım. Bunlar evet. Hemen olmadı zaten. O zaman biraz uykusuzsun. Zaten oradan da fark ettim. Kısacası o zaman bitkileri buraya koyuyorsun. Onlar buradan böyle çıkıyor mıkıyor bir şeyler de buradan özüt olarak damlıyor. Bu, evet. 10 saniyede. Bu malzeme, bu alet bunu yapıyor yani. 10 saniyede. Aslında bu cihazın karşılığı damıtma cihazı aslında. Ha. Ve arkasındaki distile. Yani bu biraz damıtıyor. Arkasının arkadaki olan makinede onu distile edip clear hale getiriyor. Biz burada aslında uçucu yağları, hidrosolleri çıkartıyoruz. Yani kötü olan, içerisinde kötü olan, mimimize ve bize vücudumuza zarar verecek şeyleri aslında burada ayırıyoruz. Tamam, diğer tarafta da tam bir clear hale getiriyoruz. Onu nasıl getiriyoruz burada peki? Topladığımız malzemeleri, havuzumuz var. Bu havuzumuz yaklaşık 47 ile 120 dereceler arasına kadar çıkabiliyor. Sonra bu içindeki balonun gördüğümüz şeyin içerisine ürünü koyuyoruz. Burada bunu aşağıya doğru indirdikten sonra bu dönmeye başlıyor. Dönerken de bir yandan da bu diğer taraftan da soğuyarak vakum halinde çekiyor. Buraya toplanıyor. Yani artık bizim kullanılır bir hale geliyor. O yüzden parfümlerin hepsi beyaz ya. Burada neyi topluyoruz? Aslında ki buradaki bütün o baharatları, bitkilerin aslında özütünü topluyoruz buraya. İlginç tarafı da o. Bu eve bu arada dekorasyon olarak da çok yakışır. Yakışır mı? Evet. Bu video hediyesi olarak bana verirsin değil mi? Bunu konuşmuştuk. Yani evet. 5000 euro olacak. 5000 euro ama. Hakikaten mi? Bu gördüğünde 8-9 euro. Hakikaten şu anda kanalımın en pahalı videosunu çekiyor olabiliriz. Yani çektiğim araba videolarını sayın yapmazsak ama aynen. Araba yani. Kullandığın ürün pahalı. Yani kullandığın bir parfüm pahalı. Bir de euro 10 oldu şimdi. Evet. Altyapısını zaten bırak da zengin olsun. Bence kuvvetli de olsun. Herkes yapamıyor olsun. Yapamıyorlar zaten. Bütün marifet şurada ve eziyet de şurada. Tek bir ürünü damıtıyoruz. Sonra temiz bir hale getiriyoruz. Sonra buraya alıyoruz. Her ürünü. Yani bütün ürünleri karıştırmıyoruz. Teker teker yapıyoruz. Teker teker. Sonra böyle küçük şişelere diziyoruz.
Sonra onları tek tek karıştırıp, sulandırıp ya içiyoruz ya da sıkıyoruz. Bayağı aynen. Uzun iş. Şimdi buradan sonraki hale gelelim değil mi? Şimdi sen bunları bizim için önceden burada hazırladın. Kesinlikle. Bu hale getirdin. Aynen. Tüplere mi koyacağız şimdi? Şimdi bunları? Tüpleri şöyle diyeyim. Ben önceden tüpleri ayarladım. Şimdi şu bizim testerimiz olsun. Bakalım ne çıkacak ne çıkacak bir görelim bakalım. Bu bir önce kokusunu tam yakaladık mı? Onu ona bir yapalım. Tamam. Sonra da tadına bakalım. Tadından zaten çok ümitli misin? Ya bilmiyorum, ben şu an yanlış anlama da yapamayacağız gibime geliyor sanki. Bence o kadar yani ümitlenme. Koskoca Tom Ford bence, adam bence ne mühendislikler ne kimya yerler çalıştırdı. 90 artı denilen bir olay var biliyorsun. Bence ümitlenme. 90 artı ne ya? Maçın uzatması var. Bilmiyorum vallahi, bilmiyorum. Göreceğiz artık. Diyelim ki işte ben dedim ya işte senin bugünkü getirdiğin parfümlerin altyapısında neler var? Yılan kılak, bergamot, amber, işte patchouli ve orkide. Bunları aldım. Biz bunları tek tek bir koklayalım. Senin bugün o şişenin içerisindeki kokuları ayrılmış bir halini koklayacaksın. Hazır mısın? Hazırım. Sakın eline damlatma. Çok muazzam bir koku veriyor. Hakikaten mi? Evet. Ya bunu dediysen istersen... damlatmam lazım artık. Orkideden başlayalım. Madem orkide evet. Dedik. Ya böyle bir kokluyorum. Evet. Bir koklayın kendince. Of çok iyi kokuyor bu ya. Dur. Bayağı iyi. Bu şimdi içilebilir mi? Evet. Şu an içilebilir ama böyle tek tek damlatmayacağız. Onu biraz sulandıracağız. Çünkü çok yoğun o şu an. Bayağı iyi kokuyor. Onu bir damla damlatalım şuraya. Bir damla. Evet, bir damla. Ha, çok gelecek gibi oluyor. Ha. Evet. Yeterli. Bir de bergamotu böyle aradan bir fresh bir koku hemen koklayalım. Bunu çok tutmadım. Niye? Küçükten annem vermiyor mu senin eline mandalina falan? Bergamot ne, ben onu bilmiyorum bu arada. Bergamot ya. Abi. Duyduğum bir şey aslında ama. Aslında bir narinci türü. Çok kokulu, böyle kalın kabuklu. Damlatayım mı? Damlatalım. Ama niye? Başka bir yere. Başka bir yere. Başka bir yere. Yanına hemen yanına damlatalım. Evet, yanına damlatalım. Evet, ha. Tamamdır. Evet. Şu an var ya nabzım arttı yemin ederim. Beni strese soktun. Devirdiğini düşünsene. Kameraları bırakır çıkarız buradan artık. Valla artık bilmiyorum. Kameralar ne kadar yapıyor? Kameraya kapıyı kilitleyebilir miyiz? Patchouli biraz önce patlattı. Evet, aynen patlattın. Evet diyorum, bir yerden tanıdık geliyor. Bu peki nasıl, tuttun mu bu kokuyu? Bu güzel. Ben patchouli'yi çok severim bu arada. O zaman patchouli'yi seviyorsan abi iki tık yapsan iki. Bir ve bir tane daha. Aynen. Ama orkideyi daha çok seviyorum. 3 mü yapayım onu? Orkideyi. Orkide 3 daha çok seviyorsan onu 3 yapabilirsin. Belki diğerlerini daha çok seveceğim. Bekle bence. Yılan yılan. Oo bu çok iddialı bir koku. Bayağı dedim ya şu şey. Anda biraz daha iddialı olmaya başladı. Evet bir de ona bakalım yapalım. Bakalım damlatalım. Beğendiysen 2 yapabilirsin. Bu 2'yi hak ediyor ya. Hadi bakalım. Hafif bir deri kokusuna da sen benziyor. Sen şeyi mi seviyorsun Doğuş? Böyle daha böyle baskın parfümler mi seviyorsun? Evet. Hani böyle yürüdüğün zaman. Aynen böyle bir geçerken herkes dönsün baksın. Ben Paris'te parfüm müzesini gezmiştim. Önceden parfüm nasıl kullanılır diye böyle küçük böyle bir slide gösterisi yapmışlardı. Böyle kadınlar böyle buralarına koyuyor. Böyle ince uzun şunu buralarına koyuyor. Niye? Biri geldiğinde pıs basıyor böyle. Aa. Aynen böyle çaktırmadan pıs basıyor böyle. Allah. Böyle ya da topukların arkasına koyuyor. Arkadan böyle yürürken pıs yapıyor. Bunu ben yazın yapayım kabindeyken. Yanıma biri geldiğinde pıs basayım falan. Kim şöyle mi? Duruyor mu? Evet. Amber. Evet. Altın aynen. Değerinde valla. Bir damla mı? Yani hoşuna gittiyse 2 olabilir. Orkideye 3 mü yapacaksın? Hala emin miyiz? Orkideye bir tane daha tamam, şey yapmak orkideden istiyorum. Bir tane orkide... daha koyalım. Evet, hazırız. Hazır mıyız? Evet. Biraz bunu sulandıralım. Bunlar senin aslında bir signature parfüm kokteylin oldu. Hmm. Ama kokteyl demeyeyim de aslında mokteylin oldu. Çünkü biz alkolsüz yaptığımız için. Ha alkolsüz mokteyl mi deniyor? Evet alkolsüz mokteyl deniyor. Yani kafadaki C'yi değiştirip neyi koyduğumuzda mokteyl deniyor. Tamam. Biz aslında bir bunu senin tarzın olarak yaptık. Yani biz bir Black Orchid yapmadık yani. Biz Black Orchid yapacaktık. Tamam. Şimdi neden yapmadık? Burada senin ilk önce sevdiğin bir şeyi yapalım. Sonra tamam. Da biz orijinalini yapalım diye. Ben şimdi bunun içerisine direkt her şeyi damlatacağım. Tamam. Bu yine suyumuz. Suyumuz. Reçeteyi uyguluyorsun şimdi sen. Evet. 1, 2, 3, 4. Amber. Suyum biraz daha koyacağım. Bergamot. Tamam. Çok hafif damlatacağım. Baskın aromalar için 2 damla. Hemen arkasından damlatacağım. 1, 2, 3, 4 yapayım hadi. Videonun başından beri boğanı beklemiş gibisin. Böyle çatır 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 evet. Makine gibi başladı. Çünkü aynen. Yapsak da video bitse. Patchouli. Ne kaldı? Orkidemiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neden 6? Neden? Çünkü orkide biraz daha çiçeksi ve kokuya sahip olduğu için biraz daha ön planda çıksın altının diye. Altının bir özelliği var falan. Ona evet. Bir hikaye bekliyordum şimdi ama. Yeni bir parfüm şeyimizi alalım. Evet.
Şimdi asıl hemen burada. Evet abi, şimdi kör tadım yapacağız. Bakalım hangisi senin? İlk önce bir kör tadım yap sonra. Nereye sıkacaksın? İlk önce gözlerini kapatman lazım. Açmadığından emin olmam gerekiyor. Tamam, yalan söylemem ben ya. Şimdi ya da şey mi yapsak? Bir kağıda mı sıkalım? Ya da bileklerini mi sıkalım? Nasıl yapalım? Gözümü kapatmamız lazım. Bez yok mu? Tamam abi, al maskemi takıyorum gözüme. Burnumu da burnumu kapatırsam konuşamıyorum ama. Burnumla görmeyeceğimi artık biliyorsun, bana inanıyorsun. Evet, inanıyorum. Tamam. Ne yapayım, kolumu mu uzatayım? Evet. Şöyle de yapayım da kozu gelip de etkileniyor gibi olmuyor. Artık açabilirsin bu arada ya. Açayım mı? Sıktım. Aç aç, bence de aç artık. Her gün sıktığın parfümü mü unuttun yoksa? Yoksa arasında hiç mi böyle çok mu hafif böyle şey kaldı? İnan çok yakınlar. Yani bayağı yakınlar ve burnum şu an kırıldı yani. O kadar yakın ki bu senin yaptığın. Sol taraf mı? Evet. Doğru mu? Hayır. Hakikaten öyle. Yemin ederim rol yapmıyorum. Allah belan versin rol yapmıyorum. Bu senin yaptığın değil mi? Bak yemin ettim. Vallahi rol yapmıyorum. Hani YouTube ya, şimdi herkes rol diyecek. Bu hakikaten senin yaptığın değil mi? Hayır, benim yaptığım değil. Bak gerçekten bu çok daha yoğun, çok daha baskın bu şu anda. Acaba niye? Niye abi, malzemeden mi çalıyorlar orijinalinde? Sen daha mı çok malzeme koydun? Hayır yok öyle bir şey. Tabii ki de ya, yakınlaşmışızdır. Ha. Amacımız oydu zaten. Yakın olsun istiyorduk. Yakınsa biz demek ki tutturmuşuz. Kafayı yiyeceğim. Gerçekten bu senin yaptığın değil mi? Hayır. Allah tam Allah. Tam tersi. Yanlış yeri mi kokluyorum? Nereme sıktın sen? Valla bu daha şey geliyor yani. Kamera orada. Bak bize de bir nerede kamera var istersen. Valla helal olsun yani. İnanılmaz. Evet. Hadi bunu içilebilir hale getirelim. Getirelim. Nasıl getireceğiz? Deneme testlerini atlattık. Artık koku için tamamız. Tamam. Bir ilk önce bir bardak getireyim ben. Bir yine böyle bir ufak böyle bir test mi yapsak? Fark İyi etmez. Kötü. Ben hazırım. Ben artık içmek istiyorum. Ben de kendime de yapacağım. Vay, buzlar çok iyi yalnız ya. Bayağı iyi. Kalıbına koyduğunuz zaman ve bu hale getiriyor. Ne yapıyoruz? Malzememiz var. Bunu içerisine iyicene sıkıyoruz. Nasıl oldu baksana? Oh çok iyi. Şimdi de bir de suyumuzu koyalım bakalım. Şu an çok heyecanlıyım. Ne içeceğimi bilmiyorum. Kovay olarak beni kullanmıştır. Ben de o yüzden ikinciyi kendime... Bunu içtiniz değil mi daha önce burada birileri? İlk ben içmeyeceğim herhalde. Biz baksana abi, bizim çocuklar uzadı. Kimse yok, 10 kişi. Bir tanesi 3 tane kulak var. Evet. Abi rengi de bir tuhaf oldu. Bak Onur, video çekeceğiz diye ölmeyelim burada. Bu arada çok güzel kokuyor ya. Yani çok güzel kokuyor, parfüm kokuyor çünkü. Bence içelim ya. Önce bence denemek isteyenler vardır. Bir soralım. Bence yok. İçelim. Ne olur evde falan denemeyin. Yani biz bunu sonuçta burada 1000 tane şeyden geçti. Arkada cihazları falan var. İçinde alkol yok. Suyla su bazlı yapılan bir karışım. Gidip evde denemeyin. Sonra ben dahil hiçbirimiz başımıza iş almayalım yani. Şimdi neden beyaz oldu dedin değil mi? Rengi değişti. Evet. Beyaz yağdan dolayı. Yağ geldiğinden dolayı suyla birleştiğinde otomatikman zaten bir beyazlık katıyor. Böyle aldatmasın yani. Böyle zehirli bir şey mi çığız? Evet. Sonra şey yeşile dönmedi. Dönmedi. Bir de dönmedi. Bir çiğiz yapalım mı? Bir dur ya. Yapacağız herhalde bu videoyu şey çekiyorsak. Ya farz et ki bir su içiyorsun. İlk önce kokla, sonra da içelim. Mis gibi kokuyor ya. Aynen. Ben önden gideyim mi? İt abi. İçti. Su. Ya şimdi o kadar da underestimate etme yani. Bir ton iş yaptık burada. Su aynen. Mu yani? O zaman içmiyor suysa. Bak bakalım. Çok iyi ya. Hakikaten çok güzel bir tadı var. Bir tatlılık geliyor ama değil geliyor mi? Geliyor, böyle çiçeklerin hepsini almışsın, elinle sıkıştırmışsın, ağzına tıkmışsın, sonra çıkarmışsın, üzerine su içmişsin gibi şu anda. Aynen. Birisi hafif. O da bu hafifliği herhalde şeyden dolayı. Aslında normalde bunu yüksek alkollerle biraz yağları çözerler. Biz bunu suyla denedik. Muazzam güzel bir şey oldu. Çok güzel oldu bu ya. Aynen. Paket paket satıyormuşuz bunu. Abi buna bir renk atacaksın. Bunu satarsın. Ne, bak yapalım hemen renk. Atalım bir tane. Vallahi yapsana. Gel, ona değişiklik yapalım. Şuradan bir tane biz kusalım. Sen attım. Senden sana atayım dur. Direkt rengi mi değişecek? Rengi şimdi? Değişecek birazdan. Birazdan pembeleşir diye düşünüyorum. Oldu. Aynen. Geliyor. Bu hibiskus biraz tat verir. Ben sevdim. Ben tamamım. Net gerçekten parfüm yani şu an, hani gerçekten öyle. Bir denemek isteyen var mı? Tabii korona dönemindeyiz, aynı bardağı kullanmayalım ama. Elimize çok fazla değişik. Fazla var zaten. İstediğimiz gibi yapabiliriz. Bana en çok şeyin tadı geldi. Neyin? Bunun içerisinde... T ile başlayan neydi? Paçuli mi? Paçuli bana çok yoğun geldi şu anda. Aynen. Başka ne aldın? Senin almanın gereken bu amber kokusu olabilir ya. Amacımız burada şunu yakaladık değil mi? Hani biz bunu artık içilebilir bir parfüm kokuyla aynen yaptık. Abi sen bunu yaptın Nokia'yı şu anda. Yaptık, İçilebilir yani. Bir parfüm yaptık. Ben bir de bunu şöyle bir test yapmak istiyorum. Bir dakika.
birebir aynısı değil. 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 Yalan zaten yok. Olamaz. Sonuçta adam Tom Ford yani. Bununla birebir aynısını biz burada yapabiliyorsak bu adam bunu niye yapmış o zaman? Kesinlikle. Ama %80 benziyor. Yani son dokunuşları var ama bunun da içilebilir olması var. Yani bunu içebiliyor musun? Hayır, içemiyorsun. Bunu içebiliyor musun? Onu içebiliyorsun. O zaman bu da çok değerli bir şey. Vay be, helal olsun. Gerçekten ben bunu beklemiyordum bu arada. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde hiç alkol yok değil mi? Hiç yok. İstersen test yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Hemen bizim alkol bitirimiz var. Onunla mı şey ya? Var laboratuvarımızda? Evet. Hemen. İstersen hemen bir bakalım içerisinde alkol var mı yok mu? Ki? Şimdi buradaki buraya sıkacağım. Sen de bu delikten bakacaksın. Mavi kısım kaç numaradaysa bana söyleyeceksin. Tamam. Okey. Bak bakalım uzaya. Orada mıyız? Işığa doğru bakıyoruz. Var mı? Neyi söylemem lazım? Mavi var. Mavi görüyor musun hiç? Görmemem lazım galiba. Görüyor musun yoksa? Abi hakikaten hiç mavilik yok. Oğlum masmavi mi bu? Masmavi. Hayır, mavi görüyorsun sıfır da yani, onu demeye çalışıyorum. Evet, yani tamam. Mavi neredeyse onu söylüyorsun bana. Tamam. He desene ya, mavi görüyor mavi musun? Mavi nerede mavi? Mavi sıfırda abi. Sıfırda mavi. Tamam, o zaman demek ki hiç alkol yok. Kesin. Peki alkol yok, tatlı mı değil mi diye bir bakalım mı? Onun da mı cihazı var? Evet, onun da cihazı var. Hemen buradan da bakalım ne kadar yoğun bir şey. Şuraya koyayım da. Bu kaç olması lazım? Yani bu da, bunu bilmiyorum kaç olduğunu ama yine çok düşük olması gerekiyor. Abi sıfır. Sıfır mı? O zaman içerisinde herhangi bir tatlılık da yok. Demek ki ne içerisinde alkol var ne de tatlılık var. Sen içtiğin tamamen nötr bir şey. Zaten yani tamamen doğal bir şey yani. Kokusu çok ön planda. Burada aslında amacımız şeydi. Hani burada acaba alkol var mı ya da herhangi bir şey var mı? Yok fakat. Hemen test ettik zaten. Onayladık. Afiyet olsun. Bu video için özel çalıştık bu arada. Orayı atlamayalım. Her zamanki yaptığımız bir şey değil. Ama yani benim için de bir ilk oldu. Değişik oldu. Tabii ki farklı şeyler yapabiliyoruz. Hatta bir sonraki videomuzda da çok değişik bir şey, farklı bir şeyler yapacağız değil mi? Evet, bir sonraki videoda dünyanın en pahalı alkolsüz kokteylini yapacağız. Yapabileceğiz değil mi? Hep böyle iddialı şeylere gidiyoruz seninle bak. Valla sorma, çok ciddi paralar verdik. Valla bir aydır buna çalışıyoruz. Aynen, bütün varımızı yoğumuzu buna koyduk. İyi o zaman, valla helal olsun, tebrik ediyorum. Afiyet yaptık olsun. Bunu da yapılabildiğini ispatladık. Dünyada bizden sonra ispatlamadık, daha göndereceğiz herhalde. Ha evet, bu arada hala inanmayanlar varsa dediğim gibi videonun altına yorum yapan bir arkadaşa içki parfüm özütümüzden yollayacağız. Arkadaş sadece buzla ve suyla karıştıracak. Sonra da gitsin istediği yerde denesin. Parfümün orijinali burada. Koku farkına baksın, ne kadar benziyor, benzemiyor, tadı nasıl. Hepsini benim Instagram'da canlı yayında herkese, binlerce kişiye ispat edeceğiz, göstereceğiz. O yüzden yorum yapmayı unutmayın. Sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ya. Bir sonraki video için ekstra heyecanlandım. Bunu yaptıysak onu da yaparız diye düşünüyorum. Çok ciddi bir baharat kullandım. Evet ama bir story atmam lazım. 2-3 saat içinde bana bir şey olursa sebebi sensin şu anda. Tamam, hiçbir şey olmaz. Ne içtiğimi bilmiyorum çünkü. Tamamen 2-3 saat sonra mı? Evet. Ben 2-3 saat sonra biraz daha ileri. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada onun da Instagram linklerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Daha fazla içerik ve paylaşım için Onur'u mutlaka takip edin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun.